Herkese selam arkadaşlar. YouTube camiasına geri döndük. Şöyle gözlüklerimi de çıkartayım. Biliyorsunuz ki bizi bilenler bilir. Showroom incelemeleri yapıyorduk ki bence sıkıcı oluyordu. Ben bile sıkılıyordum yani. Artık bu nesil çekmeye başladık yani yeniden. Böyle daha sıcakkanlı oluyor. Yanımızdaki araba 2011 model. VTEC motorlu Honda Civic. Bunlara zaten uzay kasa, efsane kasa falan çok deniliyor. Honda Civic'in en çok tutulan, en çok da sevilen arabası. Zaten bundan sonra FB7, FC5 hepsi tutuldu. Yani Honda zaten abi bu tutuluyor. Arabanın özelliklerine gelecek olursak, arabamız 125 beygir. Bu arabada turbo yok. Atmosferik bir motora sahip. Sonrasında 0-100'ü 11 bu pardon 10.5'u geçik 10.6 olması lazım. Yakıtımız zaten bunlar biliyorsunuz ki fabrika olarak benzinli olarak çıkıyor. Bunun dizeli yok. Sonradan LPG eklettirebiliyorsunuz. Benzinli 10 litreyi falan buluyor şehir içinde. Uzun yolda da işte 8 litre falan fazla oynamaz yani bilemediniz. 7 litreye pek düşeceğini sanmam ama düşürenler de vardır yani. Gaz da gayet iyi. Hani fazla bir yakıt yok. 6 litre falan normal bir yakıt var gazda. Sonrasında arabamızın kaportasına gelecek olursak kaputu hiç açmaya gerek yok zaten. Bildiğiniz takmalı kaput, amortisör falan yok bunda. Hatta bunlarda motorun kutusu bile yok. Direkt motoru koymuşlar, kutu falan yok yani. Honda'nın tek sevmediğim yanı kaportası biraz çöp yani gerçekten çöp ama motoru gerçekten iyi. Ha bu arada bu arabamız elegans paket, full paket sunroof'tan da gördüğünüz gibi. Bir de makyajlı paketi bu. Makyajı nasıl oluyor? Arkada stoplar böyle bal peteği gibi. Diğerkiler yuvarlak bu bal peteği gibi birazcık daha. Evet arabaya şöyle geldiğimizde farlarımız zaten normal halojen. Far yıkamamız mevcut. Sis farımız da mevcut. Ha, bu arabanın şanzımanı otomatik. Şanzımanları özellikle çok sağlamdır. Kolay kolay indiremezsiniz düzgün kullanımdan sonra. Kilometresi arabamız yani kilometresi 156 binde veya da 160 öyle bir şeyler. Bu arabalar zaten düzgün kullanımda 300-350'ye kadar gider. Japon malı herkesin dediği tabirle Japon malı abi bu kullanırsın. Rahat yani. Magnum sileceklerimiz var. Böyle açılan. Yani böyle açılmıyor. Bu da Honda'ya şey olmuş. Bu arada sunroofumuz iki kademeli, böyle yarım bir de tam açılıyor gördüğünüz gibi. Jantlarımız şöyle gelecek olursak çelik jant. Honda'nın genellikle kullandığı jant takım buna. Gayet güzel. Lastiklerimiz Continental zaten. Mesela şurada bu plaka çıkıntısı bence iyi olmuş. Neden diyeceğiniz? Önden küçük çarpmalarda hani en kötü plaka vurur. Hani kaporta şey yapmaz ama dediğim gibi bakın kaportanın boyaları çok atmış. Honda'larda bu sıkıntı var. Ama alınacak araba tabii ki de. Bana göre 150 bin bandında tabii ki de bunların en kötüsü ağır hasarları 100'e kadar düşüyor. En iyileri 160-170'i buluyor. Alınabilir yani fıstık gibi de araba. F1 kulakçıkları falan hepsi var zaten. Evet şöyle bir de arka yaşam alanına bakalım hemen. Yakıt depomuz burada zaten. Şöyle 4 cam otomatiği var tabii ki de full paket olduğu için. Koltukları kadife. Oturuş pozisyonu falan çok iyi. 1.75 boyundayım. Bir 5-10 santim. 10 santim olmasa bile 5 santim var. Arkadan görünüşü şöyle gösterelim. Hani sunroof falan böyle yani. Ha bu arada bu arabanın en çok sevdiğim yanı şaft tüneli hiç yok denilecek şekilde. Bak hatta hiç yok ya. Aşırı derecede yani. Güzel. Buralar falan. Bakın şöyle kapılarımız kadife ile döşemeli. Yani bu kadifeden fazla yok. Genellikle sarılar var. Bunlar bilmiyorum denk gelmiş öyle. Ama güzel olmuş. Hemen bir bagajına bakalım. Arkadaşlar bagajımız sadece anahtardan, kumandadan bir de içeriden açılıyor. Şöyle bakın şöyle sadece kilidini atıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bagajı açamıyorum. Bagajın içi dolu. Özel eşyalarımız var. 390-400 litrelik bir bagaj hacmi var. Stepne falan koyabiliyorsunuz. Arkada sensörlerimiz de mevcut. İki tane aktif egzoz var. Bakayım. Aynen ikisi de aktif. Ha, bakın
bal peteği gibi makyajlar da böyle oluyor gördüğünüz gibi. Gerisi de zaten normal far, halojen far. Evet, bir de şöyle ön tarafına geçelim. Evet, ön kapımız, kapı ayarlamaları, arka cam kilitleme, kapı kilitleme falan işte normal. Ses sistemimiz o kadar kötü değil, idare eder yani. Bakın buradan hem yakıt deposu hem bagaj açılabiliyor. Burada gördüğünüz gibi VSA'mız var. LPG'miz mevcut. Bu da işte bilgi ekranını sıfırlama falan yani. Şöyle baktığımızda direksiyonumuz gördüğünüz gibi sportif bir direksiyon. F1 kulakçıklarımız falan burada mevcut. Bunun zaten bu kasası çok hoşuma gidiyor. Şu özellikle öne olsun, gayet güzel. Sadece teybi CD'li bir teyp çaları var. O yandan kötü. Evet, bir de yavaştan sürüşüne geçelim. Evet, şimdi sürüşüne geçtik. Arabamız gördüğünüz gibi otomatik. Şöyle çevirdim. Bakın şöyle bekliyoruz. P'de de çalışıyor. N'de de çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi çalıştı. Yakıt göstergemiz, hız, hararet göstergesi. Burada da devir saatimiz var gördüğünüz gibi. Orada da vitesin, bakın R, N, D, S. S zaten sport modu. Hani burada kulakçıklardan ayarlıyorsunuz. Burada da işte modumuz, ses aç kapa. Burada da şarkıyı değiştiriyorsunuz. Burada cruise control falan var. Arabada 6 tane büyük ihtimalle. Ya 6 ya 8 tane hava yastığımız var. 2, 4, 6. Büyük ihtimalle 6'dır yani. Evet, buralara baktığımızda aynamız var, ışıklı bir aynamız var. Full pakete de yakışır yani bence. He, şöyle sunroof'u gösterelim. Bakın buradan bir kere basınca, şuraya bir kere basınca, ay pardon. Şuraya şöyle basınca full açılıyor gördüğünüz gibi. Buraya bir kere daha basınca kapanıyor. Şu an full kapandı. Şöyle yukarı basınca da yarım açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, şöyle bir de başlayalım. D'yi aldık. El frenimizi indirdik. Ha, göz açısından da burada bir gözümüz var. Gayet güzel olmuş. Sonrasında burada bir gözümüz var. Gayet güzel olmuş. Burada bir gözümüz var. Burada küçük bir gözümüz var. Kolçağımız var. Valla o açıdan çok iyi olmuş. Torpidomuz biraz küçük ama yeterli seviyede. Sonrasında klimamız otomatik gördüğünüz gibi. Evet, bir de sürüşüne geçelim. Arabamız hızlı duyarlı, yani bu Honda Civic'in geneli. Araba tork konvertörlü olduğu için gaza bastığınız gibi direkt devir yükseltiyor, vites düşürüyor araba hızlanması için. Turbo yok bunlarda dediğim gibi. Şu an gazda gidiyorum. Bakın, gaza bastım, 3000 devire getirdi kendine. Sokak arası olduğu için daha fazla basamıyoruz. Bunun ucuz olmasının nedenlerinden bir de süspansiyonları. Tabii ki de biraz daha sert bununkiler. Yani tek bununki değil, hepsininki sert. Şimdi Honda'cılar diyecek ki yo, öyle bir şey yok. Ben de Honda'yı seviyorum. Bu araba gerçekten güzel. Hem de full paket bir araba yani. Alınır mı diye sormayın. Bence 150 bine alınır. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın. Devir yükseltti hemen. Buradan mesela mandal var. S'ye çektim. Şu an kontrol bende. Evet, 4. viteste diye de yazıyor orada. Şuradan eksiye bastım. 3'e düştü. Mesela 2'ye düştü şu an. Şu an şuradan D'ye aldım. Arabanın sürüşü falan çok güzel yani. Konforlu bir araba. Yani sadece dediğim gibi yayları biraz daha sert bunun. Yani şöyle Amacisi gerçekten kapsıyor yani arabayı içine. Virajlara falan da girersiniz. Zaten sedan bir araç. Girmem demez. D'deyken de atabiliyorsunuz F1 kulakçıktan. Rüzgar sesi alıyor mu? 120'den sonra alıyor içeri. Ama gidiş falan güzel yani. 200 gidiyor, 210 falan gidiyor yani. Şuradan şöyle dönelim.
Evet arkadaşlar, Honda Civic modelimiz de böyleydi. Gördüğünüz gibi arabamız muhteşem. Sürüşümüz falan da böyle. Son olarak da şuralara bakmak istiyorum. Sert plastik. Buralar birazcık daha yumuşak ama buralar sert plastik yani. Evet bakın, full gördüğünüz gibi sert plastik. Ama arabamız gerçekten muhteşem. Ailelere yakışacak bir araba diyemedim. Evet, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.